Peki neden 25 yıl yayıncı bulamadınız işte hanımefendi? Onun sorusunu ben size sorayım. Belki bir ampute yapar öğrenirsiniz. Giremedim çünkü Türkiye'de şimdi kolejli olmak desem hayır. Tomris Uyar benim sınıf arkadaşım. Nazlı. Bir sürü kolejli harika şairimiz, yazarımız Pınar var. Pınar Kür, bunu hepimiz aynı okuldan çıkmış Robert yazarlarız. Kolejli, evet. İpek Ongun var, gençlere hitap doğru. eden şeyler. Yani çok benim sınıfımdan çok yazar çıktı. O değil. Ama onların her birinin belki bir yazar dostları, arkadaşları, sevgileri, eşleri falan vardı. 13'üm mü oldu bilemiyorum. Hı hı. Ben erken evlendim. Erken evlenmemin sebebi de biraz danstır. Beni çok modern ve cumhuriyet değerlerine çok bağlı bir aile olmakla birlikte mutasip bir ailem vardı benim. Hı hı. Benim arkadaşlarım mesela 11'e 12'ye kadar partiye gidebilirlerken, siz hani parti dediğimiz yerlere, benim eve dönme saatim 7. Böyle bir saçma sapan, çünkü artık değişmiş, kurallar değişmiş. Yani bunun, annem de koleje giderken belki öyleydi. Ama bir kuşak atlamışız. Ayfer'in hikayesinin içinde Ayfer üstünden siz konuşurken, olmadı bari evlenirim resim yapmak için demiştiniz işte, ya. Tamam. Ben burada de. Siz bayağı... o sırada o yaz adaya gitmiştik. Böyle güzel dans eden, ben de dans etmeye bayılıyorum. Bir gençle tanıştım ben. Onun ailesi hemen bana talip oldu. Benim de babam da dedi ki, ben kızımı tek çocuğum ben. Ben biliyorum. Babama da çok düşkünüm. Yani ben çocukken babam işte dağlarda, bayırlarda barajlar yapıyor, mühendis. Tabii. Sonra ortaokul, lise şeydeyim, Robert Kolej'de okudum. Yani hasret çocuğuna, ben de babama. Evet. Üniversiteyi Ankara'da okusun, burada da üniversite var. Ha. Tamam, gideceğim, okuyacağım ama her dakika bu kavgayı yapacağımı biliyorum. Yani akşam geç geldin, erken gittin, geç geldin. Artık rock and roll yapıyor, herkes twist yapıyor. Partilerde dans ediyor, dans ediyor. Yani benim içimden enerji fışkırıyor yani. Gençlik. Tabii. 13'ün... Bu gençle evlenip üniversite okumak üzere, o da yarım kaldı biliyordum ben 13'ün, yani yanlış bir anlaşma olmasın, yarım kaldı üniversitesi biliyordum. Yarım o bitirecek üniversitesini, ben de üniversitemi okuyacağım. Çünkü okumak da istiyorum bir taraftan. İyi bir öğrenciyim ve açığım, yani bilgiye açığım. Biz babam hiç istemedi, annem babam hiç istemedi, anneannem istedi. Çünkü varlıklı bir aileydi. Anneannem dedi ki, Muhittin, kızın kısmetini kapama. Rahat bir hayat olsun. Yani ben zengin de oldum. Yoksul demeyeyim ama yani zor da geçinen bir insan tabii sonunda. İnan öbürü daha iyidir. Bırak. Biz evlendik. Okumak üzere üniversiteyi. Gittik İngiltere'ye. Ben oradan diploma yerine iki çocukla döndüm. Onun da bu arada yani üniversiteye uğramadığını öğrendim zaten. Döndük. Ben hemen boşandım. Hemen boşandım iki çocuğa rağmen. Ve benim ne kadar iyi bir ailem varmış ki bana hiç ısrar etmediler. İki çocuğum var, hep gençsin, ne yaparsın, şunu edersin, bunu edersin. Ben iki çocuğumla baba evine döndüm.